Evet, Abdülkadir Kelleci şu anda Emrah Yazıcı'nın yanında. Kendisini tebrik ediyoruz ve sözü onlara bırakıyoruz. Necati seni tebrik ediyor. Öncelikle Necati'nin söylenmeyle başlayalım ve biz de seni tabii ki tebrik ediyoruz. Önemli bir başarıya burada imza attın. Geçen yılın şampiyonu olarak katılmıştın. Türkiye şampiyonu olarak katılmıştın. Üçüncü oldun. Önce duygularını alalım. Nasıl bir yarıştı? Şu an çok iyiyim. Gayet mutluyum. Çünkü geçen hafta Avrupa Şampiyonası'nda enteresan bir şekilde 5 defa düştüm. Bu beni endişeye soktu açıkçası. Ama tekrar toparladım. Dizimdeki küçük yarayı tedavi altına aldım. Bu hafta çok sıkıştırmadım. Ama hedefim tabii ki birincilikti. Küçük teknik bir bölgede sıkıntı yaşadım. Onun dışında her şey mükemmeldi. Hava şartları zaten istediğim tarzdaydı. Ve tabii ki organizasyon burada çok önemli. Hemen parkuru sormak istiyorum. Farklı bir parkur. Stadyumun içi, sonrasında parkur uzuyor. Yaklaşık 4 kilometrelik bir parkur. Parkuru nasıl buldun? Parkur 3 tane yokuş olan, gayet ciddi bir yokuş olan. Bunlar tabii ki benim kondisyonuma göre yapılan bir parkurlar. Yani her şey tabii ki burayı bildiğim için ona göre çalıştım. Arena müthiş. Böyle bir stadyumun içinde start alması müthiş. Çünkü gerçekten halkın bu sporun içinde olması çok önemli. Ki zaten ülkemizde yapılan bir spor. Burada şampiyon olarak bana çok yük düşüyor. Onu da yerine getirdim. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Peki önümüzdeki yıllar için ne söylüyorsun? Hedefin ne? Çok kısa bir şekilde alalım. Tabii ki hedef en büyük bizim milli takım adına ve kulüp adına olimpiyata gitmekti. Bu yıl olimpiyatı kaçırdım. Tabii ki yine bu benim için bir kötü bir sonuç değil. Her zaman hedefim var. Dünya şampiyonası maraton var. Dünya şampiyonası var aynı dal üzerine. Her yarış ferdi bir yarış olduğu için benim için hepsi çok önemli bir yarış. Tabii ki önümüzde 2 yıl dünya standartlarında ilk 50'lere girip orada Türkiye'nin adını en iyi bir şekilde temsil etmektir. Sana başarılar diliyorum o zaman ve sözü biz yeniden Necati'ye bırakalım.